Evet. Tava böreği de var. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kolaya kaçtım börek... ben. Ama kolaya kaçtığım için de hayır, dandı diyebilir miyiz? Hayır, şöyle bir şey var. Pardon. Turan. Turan Bey. Şöyle bir şey var. İşli burmayı, puzzle işli burmayı annemler, anneannemler, büyük anneannemler aynı gördü hep çocukluğundan beri. Pazıyı, pirinci haşlarlar, sotelerler soğanda, salçayla birlikte doğrudur. Soteler, şey yumurta, unla açarsın. Şey, elim der. Tarife gidin, çorbalar soğuyacak. Çorbalar. Hadi balık çorbasını sen bize tamam, servis et. Mutfağını ziyaret etmek istedim İlkay Hanım'ın ama izin vermedi. Mutfak benim için çok önemli zaten. Bunu en başında da söylemiştim. Yani çok dağınık olduğunu düşündüm. O yüzden bence beni mutfağına sokmadı. Düzenli olsaydı, temiz olsaydı beni mutfağına sokacağını düşünüyordum. Bakmak isteyen olursa tabii ki sokarım. Çünkü benim mutfağım düzenli ve temiz olacak. Tezgahın üzerinde kap bırakmayacağım. Temiz olacak yani benim mutfağım. Girişte anladım zaten mutfağında olmadığını. Aleyna Hanım gitmek istedi ama yani gereksizdi gitmek istemesi. Zaten belliydi mutfağının çok karışık olması, önlüğünden belliydi. Zaten yanık kokuyordu. O yüzden gitmeden görmesi, yani görebiliyorduk gitmeden mutfağın halini. Ne gerek vardı? Aleyna Hanım gitse ben olsam sokardım. Sonuçta masadakilerden görünürdü mutfağın da hali. Demek ki mutfak kötüydü ki sokmak istemedi ama benim mutfağıma herkes girebilir. Hiç sıkıntı değil. Kötü olsa bile. Bence Aleyna'nın mutfağa gitmesi gerekiyordu. Hele hele şu devirde yani bütün restoranların bile mutfağını müşterilerine açtığı durumda evdeki mutfağı, hele de misafir ettiğin insanlara mutfağı gösteremem demek hiç hoş bir hareket değildi yani. Çok yadırgadım ben. Yani demek ki mutfağı ne kadar kötüydü ki gösteremedi ya. Şimdi kolaya kaçmış dedin de fırına vermek daha kolay değil mi aslında? Acaba niye kızarttı? Evet. Kızartmak daha zor. Kesinlikle daha kolay. Tavada kızarması daha kolay çünkü. Vallahi fırına verseymiş. Evet, fırında... Fırındaki riski fazladır. Ne yani açıdan? Pişirmesini kaçırabilirsiniz. Tavada gözünüzün önünde olduğu için hızlı çevirip pişirmesi kolay olduğu için tavada tercih edilir. Hı. Yani bizde bazlamadır, lamestir. Onlar da evet, şeyde yapıldığı için... Bizde de bazlama yani, falan tavada oluyor, bazlama, hı hı. Gözleme. Yani göz önünde olduğu için öyle bazı kolaya kaçma. Hatta su böreğinde yaparlar onu. Su böreği fırında yapılır yani ama tavada yapıldığı olmuyor mu? Oluyor. Oluyor. Anladım. Kolaya kaçma olduğu için tavada tercih edilir yani. Tepsi bana sıradan geldi. Yani çok hani şöyle konuşmak için konuşuyorlar sadece. Keşke tepsiyle fırına verseymiş. Baksanıza tabağı kızartmış börekleri anladığım kadarıyla değil mi? Koymuş şeyin ocağın üstüne tabağıyla. Ocağın altı açık kalmış. Böreği mi yakmış? Tabak patlamış. Ay. Tabak patlamış, hatta hafif de eli de yanmış. İyi bari bununla kalmış yani, Allah korusun artık sıcağından. Değil mi Gürbüz? Aynen öyle Zuhal Hanım. Siz Gürbüz'le tanışmadınız henüz. Tanışacağız inşallah. Tanışacaksınız ve tanıştığınızda bin pişman olacaksınız. Evet, teşekkür ederim. Gürbüz pişman olmasın da. Esen, süperdi bu, sevdim. Harika. Alabilirim, evet Gürbüz, bence peki. Seni pişman ederler. Trabzon oğlu burası. Ayağını denk al. Oturup oturmaz mutfağı görmek istiyorum. Ya siz ne, yani bu kadar mı olur ya? Bir yemeğimizi bir yiyelim bakalım. Bu ne demek ya? Şartlamışlar kendilerini gelmeden önce. Evet, balık çorbamız. Siz balık çorbasını neden yapıyorsunuz Volkan? Aman Turan Bey. Balık çorbası, kırmızı biber, charleston biber. Balık ne kullanırsınız? Yani genelde bizim bölgede levrek kullanılır. Evet. Yani fazla dağılmayacağı için levrek kullanılır. Somunda tercih edilir ama levrek kullanılır. İçerisinde havuç rendeleyerek, unla yapılarak, kıvama ayarlanarak yapılan bir çorbadır. Bölgemizde kullanılan nefis şöyle çorbadır yani. Size. Evet, maydanoz evet, balık çorbası çok lezzetli olur. Evet. Buna mı? Sen Esen neyden, hangi balıktan yapıyorsun balık çorbası yaparsan? Açıkçası ben hiç pişirmedim. Ha sen hiç pişirmedin ama yemişindir. Yemedim. Hiç tatmadım. İlk kez tadacağım. İlkay, Esen ilk kez balık çorbası içecek senin elinden. Vallahi ne güzel. Tarifini isteyecek benden. Çok tercih ettiğim bir çorba değil. Ama bak ne diyor, yani, tarifini isteyecek benden. Eğer güzel olursa, tadı tuzu yerinde olursa beğenmezsen neden olmasın? Ben severim balık çorbası. Tarifini isteyecek benden. Bak. İskorpit'ten de yaparlar bizim orada. Yani o taraflarda iskorpit'ten yapılır. İskorpit, yani evet. Ankara'da, evet. İstanbul'da iskorpit'ten yapılır. İskorpit'ten ana maddesi yapılır. İskorpit'tir. Ama bizim evet. Bölgede levrek'ten yapılır yani. Balık çorbası hiç yememiş, bir de yorum yapacak. Lezzetten anlıyorsa zaten nasıl lezzetli olduğunu da fark edecek. Çeşitli balıklar kullanılır. Ama tabii o dengeyi tutturmak çok önemli balık çorbasında. Özellikle dediğin gibi sebzelerle, baharatıyla o şeyi... Ya tabii şey de orada çok önemli. Yani unla yapıldığı için sıcak vurulup kesme yapabilir. Tabii. Yani o çok en önemli terbiyesi olan kısmı falan. Terbiyesinde. Önemli. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet. Abi. Nasıl görünüyor hava çorba?
tadı değil. Benim yani benim yediğime benzemiyor. İç açıcı değil. Ne açıdan benzemiyor? Görüntü, renklendirme, maydanoz falan ekleyebilirdi buna. Ha. Tabii bunda maydanoz belirleyici bir özelliği bu. Var. Belirleyici bir özelliği evet, var. Evet, çünkü bu limon, limon nereden alacağız? Limonu sıktı mı içine acaba? Belki meyanesine sıktı olarak fazla olabilir. Meyanesine yani, sıktı diyor. Tabii kullanmış. Ama getirmesi lazım şimdi bizim. Ben belki ekşili istiyorum. Aslında doğru söylüyorsun. Balık çorbasına sıkılır limon. Evet. Limon sıkılır. En azından tabağın kenarına koyabilirdin. Tamam. Belki getirir ortaya tekrardan. Menüyü nasıl buldun Aleyna? Ben menüyü basit buldum. Demin bir şeyler diyordun. Evet basit buldum. Basit yani kendim... Ama el açması bir böreği var. Ya, köfte var. Bende de var. Söylemeyeyim de şimdiden. Bende de var ama benim menüme göre gayet basit. Hadi yani, ya. Çorbayı da ayrıca görüntüsünü falan hiç beğenmedim. Tabağın eyvah. Kenarlarını silseydi bence çok iyi olurdu. Taşmış mı, bulaşmış ya, mı? Akmış kenarlarına, güzel gözükmüyor. Ha. Sularımı da doldurmamış. Dolduracağım şimdi. Evet. Sen de çorbanı al gel. Başlayalım ilk. Limon alabilir miyim ben? Varsa? Tabii tabii. Bir de baharatlık varsa yani alabiliyorsak onları da alalım. Baharatlık yok. Tuz? Yok mu? Tuz da yok. Nasıl tuz yok mu? Tuz yok. Bu evde nasıl hiçbir yok? Şey yok. Hepsini o kadar ölçülü yaptım ki koymadım. Oo. Nasıl ya? Oo. İnşallah yapmışsındır. Muhteşem bir cevap. O kadar ölçülü yapmış ki gerek bile yok arkadaşlar. Ya da herkesin tuza, damak zevkini biliyor. Buna. Öyle böyle değil. Ben tuzlu severim ama. Ben de. Vallahi. Tansiyonumuz şimdi... falan çıkmasın arkadaşlar. Ben daha gençim. Sağlıkçımız da var. Sorun yok sağlıkçı var burada. Ben daha Aleyna. Gençim hiçbir tansiyon sıkıntım da yok. Su çok alabilir şükür. Miyiz? Olmasın tabii, tabii, inşallah. Tabii, tabii. Allah korusun. Ama tabii şimdi sadece yemeğin içine eklemek için değildir sofrada bulunan ya da bulunması gereken tuz, karabiber. Yani olması gereken. Zaten olması gerekir tabii. Yani. İstediğiniz evet. Kadar kararında yapın. Gereken yani. Bir tuzluk karabiberlik olması lazım o konuda haklısınız açıkçası. Yani tabaklar lekeli. Bardağın içinde hadi be. Zuhal Hanım bardağın içinde bir şey var. Kırmızı. O ne? Pul biber mi? Aa. Masada şu yok da bardakta var. Masada oradan bir şey var çıkarız. Kırmızı. Oradan şey masada çıkarız. Diyorum bardağında bir şey var. Zuhal Hanım o benim ya sorun olmaz. Ha iyi tamam o zaman. O şeyin İlkay'ın. Ben de alabilirim. Sizin İlkay'ın bardağından ben de onu anlamadım. Göz zevkimi bozuyor ama. Tamam. Yani bunu su içmeyeyim ben o zaman tamam. Bence bol bol iç. İçecek olarak başka bir şey var mı? Var dur var. Şimdi çorbayla ne istiyorsun içecek ama olarak? Ama ben önümde dursun göreyim. İçecek. Ne var ne yok diye. Evet. Ama aa, yoklama çekiyor ama ne var ne yok ben bir göreyim içecekleri diyor. Evet varsa başka bir içecek. Valla şu çorbayı artık bir yudumlasaydık da sonra içecek istesek olur mu Havva? Tamam sıkıntı yok. Tamam. Getirecek İlkay içeceklerimizi ama şimdilik bir suyla bir çorbayı. Hadi gel otur İlkaycığım. Geliyorum. Görüntüsünü beğenmediler İlkay çorbanından söyleyeyim sana. Öyle mi? Evet. Lezzet önemli. Görüntü derken biraz da süsleme açısından. Yani bir maydanoz bir şey koyaydı falan diyor. Yanına ya. Örtüyü ütülediniz mi? Ütüledim. Peki tüpü gibi durmuyor da. Hangisi? Masa örtüsü mü? Evet masa örtüsü. Neresi katizleri kırışı? Falan var. Şu lekeli ha. Masa örtüsü. Benim bizim tarafımızda yok şöyle. Da. Ha. Şu lekeli şurası da. Aa, şimdi de masa örtüsüne mi taktınız? Tabii siz? Ki mükemmel olması gerekiyor her şey. Arkadaşlar bence. Bak ben adım Hıdır elimden gelen budur. Ben İlkay diye biliyordum. Artık Hıdır. Artık Hıdır. Ama burası işte yarışma budur. Sonuçta yani her şey ama iyi olması elimden gerekiyor. Geleni gayet iyi. Evet. Mutfağa kadar bir gidip geliyorum. Hiç başlayamıyoruz ev sahibi gelmeden. Evet soğudu. Mutfakta buradan İlkay geçti tekrar. Açlıktan kırıldık. Efendim? Açlıktan öldük. He. Tabi aç gelin buraya da. İştahlı olunca daha güzel yemeğin tadına varırız tadına değil mi? Açken evet. Yemek güzel olur. Aynen öyle. Artık. İnşallah aç geldiğimizde evet, pişman olmayın. İnşallah. Hadi afiyet olsun. Buyurun. Buyurun. Esen Hanım gayet dişli bir rakibe benziyor. Hani kendimi onu gayet rakip görebiliyorum. Hani çok konuşkan bir insan. Konuşmalarına bakılırsa el becerisi de yüksek olan bir insan. Ben performansını yüksek bekliyorum Esen Hanım'ın. Havva Hanım sessiz sakin, bayağı heyecanlı bir yarışmacıydı. Menüsü ne olur bilmiyorum. Kendisini rakip görmüyorum. Aynı zamanda Turan Bey de restoran sahibi, bayağı bilgili olduğunu düşünüyorum. O da rakibim olabilir diye düşünüyorum. Turan Bey biraz iddialı konuşuyor ama o iddialı konuşanları da çok gördük. O yüzden o kadar da rakip olarak görmüyorum onu ama idare eder. Ötekilerden Esen Hanım biraz daha iyi. Onu da yarın göreceğiz, bakacağız artık. Turan Bey'i iddialı buldum. Yemek bilgisi var. Havva Hanım pek yemek bilgisi yok gibi. Daha yaş küçük olduğundan ibaret. Aleyna Hanım'a gelirsen o da yorum yapmak için biraz yorum yapıyor. Sadece
sadece yani yorum yapayım, kendimi göstereyim gibi. Yani öyle geldi bana. Ama Turan Bey'in yemek bilgisi olduğu için, konuştuğunun da altını doldurduğu için yani rakibim olabilecek tek kişi o diye düşünüyorum. Yani çok rakip gördüğüm yok. Yani bana göre çok vasat. Bence yemek kültürlerinin fazla olduğunu zannetmiyorum. Sadece bildiklerini zannediyorlar. Öyle kendilerini lanse ediyor ama çok yemek kültürlü olduklarını zannetmiyorum.